4-2 net bir skor. Doğrudur şef. Köfteler şöyle takıma baktığımda şurada köfte yapamayacak kimse yok. Bu farklı skor neden? Şöyle bizde herkes köfte yapabiliyor ama karşı takım bizden daha iyi yaptı şef. Hiç sıkıntı yok. Onları öncelikle tebrik ediyorum. Onlar doğru ve daha lezzetli köfte yaptığı için kazandılar. Onlara başarılar diliyorum. Önümüzde 2 tane daha yarış var. Onlara odaklanıp devam edeceğiz yolumuza. Ben takımdan hala memnunum. Hiç sıkıntı yok yani. Pelin. Yani köfte neredeyse bıçak kesmeyecek durumda bir köfte var. Yanına yapmış olduğun salatada domates yok, soğan bol. Neden böyle oldu köfte? Niye bu kadar sert? Şefim köftem evet biraz sert oldu. Bunun sebebini de içine soğan koymadığım için orijinaline sadık kalmak istedim aslında. Biraz da fazla yoğurduğum için... İçine soğan koyunca yumuşar mıymış? Biraz daha kıvamı değişebilir diye düşünüyorum. Sert bir köfte oldu evet. Karşı taraf daha iyi yaptı. Ellerine sağlık. Bundan sonraki oyunda alabilecek misin dokunulmazlığı biraz sonra? Tabii inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Kaybetmeyeceğim de. Bugün yenilmiş olabiliriz ama daha 2 günümüz var. Haftayı galibiyetle kapatırız umarım. Yaptın mı tiramisu daha önce hiç? Çok sefer yaptım. Burcu sen takımda kazanan 2 yarışmacıdan biriydin. Neler düşünüyorsun? Allah şefim Erin'in söylediğine katılıyorum. Yani bu takım çalışmasından ziyade bireysel bir çalışma. Yani 2 kişi karşılıklı yarışıyor. Diğer taraf lezzetli yaptığı zaman ya da tekniği bildiği zaman görseline hakim ya da reçetesine hakimse kazanıyor. Yine bildiklerimizi birbirimizle paylaştık. Eren herkese 10 dakikada bir, 20 dakikada bir sordu. İyi misiniz, bir şeye ihtiyacınız var mı dedi. Yani bu kadar oldu. Peki dokunulmazlıkla ilgili ne düşünüyorsun? Daha önce tiramisu yaptın mı? Yani kedi dili yapmadım. Tiramisu çok yaptığım, sevdiğim bir tatlı. Alır mısın dokunulmazlığı? Kedi dilini yaparsam iddialı olurum. Ama yapabiliriz. Azize geldim, bütün takımın dengesini bozdum. Ne güzel mavi takım. Vallahi ben kendime çözüm bulamıyorum. İnşallah onlar bulur bana bugün. Ama şu tabağa bakınca hiç yapmadığım bir tabak. Hiç denemedim tiramisu'yu bugüne kadar. Ve gerçekten ciddi anlamda söylüyorum. Hayatımda ilk defa bugün denedim tadını. İçinde peynir olduğumu bildiğim için hep ön yargılı davranıyorum ben böyle şeylere. Azıcık da tadını alsam orada biterim yani. Ama hiçbir şekilde alakası yokmuş. Mükemmel bir tatlı. Ellerinize sağlık şefim. Afiyet sayenizde hocam, tadına da bakmış oldum. Ne güzeldi. Bilmiyorum. Tatlı yani. Sen yoğurt yiyor musun? Yoğurt yiyorum, süt içiyorum. Ama sütü koklayamam. Koklamadan içiyorum. Ama peynir... Köfteyi niye kaybettin sence? Hayatımda ilk defa gördüm bu köfteyi. Olmadı. Karşımda çok iyi pilav yapan bir arkadaş var gerçekten. Sürekli pilav yapan bir insan ve çok lezzetli yapıyor. Ellerine sağlık konuda. Ya olmayınca da olmuyor. Tebrizli yani. Tebrizli de pilav yapamazsın. Tebriz'e sokmazlar zaten. Evet. Evet yine çatalın bıçağın kesmediği bir köftenin sahibiyle karşı karşıyayız. Nasıl yaptın o köfteyi o kadar ya? Yani biz bazen köfteyi böyle bir araya getirmekte zorlanırız. Seninkisi yani çatal da alamadık yani. Niye öyle oldu? Biraz fazla yoğruldu. Ben de çok hakim değilim. Hata yaptım, yanlış yaptım. Kötü bir köfteydi. Güzel bir tiramisu olacak. Kişisel olarak çok sevdiğim bir tatlıdır kendisi. Güzel bir ilişkimiz var. Umarım tabağa da yansır. Sevmemek ihtiyacı var. Sevmemek elde mi? Şefim? Yaptın mı sen bunu daha önce? Yaptım. Kaç kez? Ben mesleki hayatımda ilk bir İtalyan restoranıyla başlamıştım. Orada da pastane bölümündeydim. En çok yaptığımız ve sattığımız tatlılardan biriydi. Yani iyi bilirim deyip şimdi yapamazsam kötü olacak işin sonu. Ama severim, çok yerim. Kendi evimde de misafirlerime en çok yaptığım tatlılardan biridir. Hasan, sen uzun yıllar otellerde çalıştın. Tabii ki böyle bir tatlıyla karşılaştın ama köfteyle ilgili neler söyleyeceksin? Vallahi Tekirdağ köfte sağ olsun Sergen tarafından öğrendik. Güzel de yaptım. Yaklaştı yani yediğimize babasının gönderdiğine bayağı böyle yaklaştı. Aslında böyle ilk yapıp tadına baktım bir. Dedim ki hani yediğimize yakın olsun mantığıyla yürüdüm ben. Çünkü doğrusunun tam nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama tam yediğime yakın olduğunu bildim. Hissettim öyle pişirdim. Güzel de oldu. Seninle sınırdı. Senin sınırdı aslında ya tasındaki. Özür dilerim şef. Maşallah. Bana değil Sergen'e.
Özür dilerim. Tahsin'e, seninki sınırı, Tahsin'inki okyanuslar ötesi. Yani sınır mınır yok arada. Şef ama gerçekten... Kıtalar arası yani. Ortalama 1 kilo kıyma kullandım. 1 kilo kıyma için yarım tatlı kaşığı karbonat fazla mıdır? He? Fazla. Fazla. Ha? Fazla. Yarım tatlı kaşığı bilmediğim bir şeydi, özür dilerim. Biçimdik mi atmam gerekiyordu? Çay kaşığının ucudur. Kilo şeyi olmadan. Abi. Doğru mu? O doğru. Da 1,5 kiloya falan yani. Yani aynen öyle. Yani çay kaşığının yani. Ucu. Bir de senin özür koyduğun benim. Kart zaten bir çay kaşığı kaç kiloya koyuluyor zaten Sergen? Şefim ben kilo 10 kiloya yapıyorum. 10 kiloya da... Söyleyemiyoruz şefim. 10 gram altını söyle. 100 gram üstünü. Ya tamam vermiyorsunuz tarif de yani o kadar... Söyle yani senin koyduğun neredeyse 5-6 kilo 10 kilo kıymaya koyulur ya. Özür dilerim.